Değerli dostlar, şimdi kısaca Ahi Evren'in camisinin ve türbesinin buraya nasıl taşındığından bahsetmek istiyorum. Ondan sonra da bir zaman yolculuğuna çıkacağız. 2-3 bin sene öncesine uzanan. Ahi Evren türbesinin yeri 1880'lerin sonunda Hacı Hakkı Baba isimli bir Allah dostu tarafından manevi alemde, rüya aleminde kendisine bildiriliyor. Doğrusu şöyle, Ahi Evren'in kardeşi ya da amcasının oğlu olduğu söyleniyor. Kırşehir'deki türbe Ahi Evran, buradaki Ahi Evren. Ve bu tarafa özellikle Selçuklu beylikler döneminde öğretinin yayılması için ve İslam'ın anlatılması için, Müslümanlığın anlatılması için gelen bir şahsiyet Ahi Evren. Fakat 1261 yılında burada 67 yaşında şehit edildiği söyleniyor. Ve 1800'lerin sonunda Hacı Hakkı Baba rüyasında bir gün Ahi Evren'i görüyor ve Ahi Evren ona, oğul burada kaldım, burada sıkıldım, beni buradan al diyor. Ve şu anda Arafil boyu olarak bilinen Trabzon'da Maşatlık'taki mağaralardan birinde bir ceviz ağacının dibinde naaşını buluyor ve getirip buraya defnediyor. O sıralarda Sultan Abdülhamit ve 900 altınla destekleyerek bu camiyi ve türbeyi Hacı Hakkı Baba'nın yapmasını sağlıyor, ona yardımcı oluyor. Ve böylelikle bu cami ve türbe Trabzon manevi hayatına o gün bugün devam ediyor. Aslında Boztepe'nin manevi olarak önemi İslam'dan öncesine de gidiyor. Ve önce rastladığımız tapınak, ibadethane Boztepe'de Mitra Tapınağı. Bu yüzden de buraya Mitrayon Dağı adı veriliyor. Mitrayon Dağı'nda, yani tepesinde, bugünün Boztepe'sinde Mitra Tapınakları söz konusu. Ve bu tapınaklar aslında öyle çok büyük tapınaklar değil. Ve en fazla 100 kişinin içerisinde sunaklarını gerçekleştirebildiği, ibadetlerini yaptığı yerler. Aslında Mitra inanışı eski Hindu dininden geliyor. Milattan önce 1500'lerde yazıldığı kabul edilen Hinduların kutsal metinleri, Vedaların en eski örneklerinde, Rigvedalarda bir tanrı ismi olarak karşımıza çıkıyor. Sonrasında Pers krallığı olarak bildiğimiz Akemenit krallığında 2. Artakses döneminde, M.Ö. 5. yüzyılda Pers krallarını kutsamak için yakarılan bir tanrı olarak ön plana çıkıyor. Hint topraklarında adalet ve ışık tanrısı. Asıl ününe kavuştuğu İran'da ise, Pers topraklarında ise savaş, zafer ve doğruluk tanrısı olarak ön plana çıkıyor. Perslerle beraber Batı Anadolu'ya geçiyor. Helen kent devletlerinin içinde de bir gizem dinine dönüşüyor. Mitra kültü Helenistik bir figür olarak yeniden doğuyor. Milattan sonra 1. yüzyılda Ege ve Akdeniz'i geçerek, aşarak Roma İmparatorluğu'na ulaşıyor ve milattan sonra 2. yüzyılda da Roma İmparatorluğu'nun birçok bölgesinde kabul gören bir din haline geliyor Mitra dini. Özellikle Romalı askerler, lejyonlar arasında yayılan ve Hristiyanlıkla başa baş rekabet eden, belki de yer yer Hristiyanlığı geçen Romalı askerler arasında bir gizem kültü haline geliyor. Vedalarda Mitra güneşin gözü, her şeyi gören, suçları cezalandıran anlamında. Mitra'da da ışığın efendisi, Avesta'da, Zerdüşt inanışında da ışığın efendisi, gerçekliğin tanrısı anlamına geliyor. Roma, bildiğimiz gibi Milano fermanı ile Hristiyanlığı resmi din olarak kabul ettikten sonra artık Hristiyanlığın önü açılıyor ve bu topraklarda daha çok Hristiyanlar ve özellikle burada Mitrayon Dağı'nda
Hristiyanlar söz sahibi olmaya başlıyor ve bunların öncülerinden biri de Aziz Öjenius. Aziz Öjenius Hristiyanlığın yeni yayıldığı zamanlarda pagan inanışına karşı burada mücadele ediyor, Mitra inanışına karşı ve efsanelere göre de burada Mitra tapınağında bulunan Mitra heykelini üç arkadaşıyla beraber kırarak idam cezasına çarptırılıyor. Burada artık Hristiyanlık efsaneleri başlıyor. Fakat bildiğimiz asıl Hristiyanlıkla beraber efsaneleşen ve yazılı kayıtlar karşımıza Komnenos Hanedanı döneminde çıkıyor. Ve Komnenos Hanedanı üyelerinden 3. Alexios zamanında yazılmış hagiografyalardan ve pasyolardan, yani Hristiyan ilahilerinden öğreniyoruz ki Aziz Öjenius burada şehit ediliyor ve martir statüsüne kavuşuyor ve her sene 21 Ocak'ta yortusu kutlanıyor. Mitra'yı özellikle dünya kapsamında ünlü yapan da hepimizin bildiği ve Pontus Krallığı diye bildiğimiz Mitridates Krallığı. Milattan önce 4. yüzyıl Büyük İskender'in imparatorluğunu dağılmasıyla beraber Perslere bağlı olan 19. satraplığın idarecisi bir aile bu aile. Ve Mitridates unvanını alarak 7 soy boyunca burada yaklaşık 250 sene hüküm sürüyorlar. Milattan önce 4. yüzyılın sonlarından milattan sonra 63'e kadar Romalı General Pompeius gelip de bu krallığı bitirene kadar başkenti Amasya ve aslında başkenti Amasya'da görmüş olduğumuz kral kaya mezarlarının örnekleri burada da var. Fakat daha sonra Hristiyanlık içerisinde kaya kiliselerine çevrilmiş ve bunlardan en bildiği de şu anda bizim Kızlar Ağası Manastırı, Kızlar Manastırı olarak bildiğimiz manastır. İmparator Alexios 3 zamanında yapılmış bir manastır. Sonrasında Müslümanlık ilerliyor. 7. 8. yüzyıllarda Anadolu'ya giriyor ve hepimizin bildiği gibi Türklerle, Selçuklularla beraber Haçlı savaşları, Moğol istilasına karşı duruş derken 1200'lü yıllara gelindiğinde işte ahiler burada ön plana çıkıyor. Anadolu'daki tasavvuf üstadları, Yunus Emre'ler, Mevlana'lar ön plana çıkıyor ve Ahi Evren'in müritlerinden bir tanesi de buraya gelerek halkın İslamlaşmasında birebir görev alıyor ve böylelikle burada hem ahilik hem Müslümanlık hem İslam'ın temel öğelerini görmeye başlıyoruz. Daha sonrasında tabii 1461 fetih, Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethiyle beraber Boztepe yavaş yavaş İslami kimliğine bürünmeye başlıyor bu defa. Ve burası Hristiyanların iyi günlerde şenlikler yaptığı, kötü günlerde de sığındığı bir mekanken yavaş yavaş zamanla Müslümanların da aynı şekilde vakit hoşça vakit geçirdikleri, kötü zamanda da sığındıkları bir yer haline geliyor ve bu konuda da pek çok efsaneler var. Özellikle 1. Dünya Savaşı yıllarında Rus işgali sırasında halkın pek çok bölümü şehri terk ettiğinde geriye kalan bölüm Ruslardan, Ermeni ve Rum çetelerden korunmak için Boztepe'ye sığınıyorlar ve bu manevi kimlik böylelikle günümüze kadar geliyor. Türbenin içerisinde birkaç şey var, onlardan bahsetmek istiyorum size. Şu anda pandemi dolayısıyla türbenin içerisine girmek yasak, ancak türbenin içerisindeki sancakta ki ayetler İnna fetehna leke fethen mübina gibi, nasul minallahi ve fethen karib gibi
ve besmele ile şehadetle başlayan sancaklar ahi sancağı olduğunu söyleyebiliyoruz ve buranın koruması şu anda Trabzon Belediyesi'ne ait. Trabzon Belediyesi tarafından bütün çalışmaları yapılıyor, masrafları karşılanıyor. Gelmek isteyenleri buraya bekleriz. Özellikle Ramazan ayında, şu anda da gelip gidenler eksik olmuyor Ramazan ayının birinci günü itibarıyla. Hem dingin şehir gürültüsünden uzak bir yer, hem de buradaki manevi atmosferin tadını çıkartabileceğimiz bir yer. Geldiğimizde de ahi evrenin manevi şahsiyetine, ruhaniyetine de bir Fatiha okumayı ihmal etmeyelim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.